Kararı nasıl etkilediğini, mahkemelerin siyasi baskı altında nasıl hareket ettiklerini ve duruşma salonlarında nasıl siyasi kararlar verildiğini en iyi gösteren örnek, dava örneği, Osman Kavala dava örneğidir. Buna sadece gezi diyemiyorum, sadece darbe diyemiyorum çünkü iç içe geçen davalar var burada. Bu birinci boyutu, siyasi müdahalenin bu kadar açık, bu kadar pervasız ve hiç bu kadar çekinmeden e, yapıldığı bir başka dava daha yoktur. Osman Kavala Dava zincirinde yapıldığı kadar. İkincisi e, de, birden çok, yani yaklaşık 15 yılda bu yana, birden çok e, hukuksuzluğun si, siyasal yargılamalara özgü hukuksuzluğun, usulsüzlüğün tek bir davada cem edildiğini başka başka davalarda gördüğümüz usulsüzlüklerin tek bir yerde toplandığını ben burada gördüm. Bu davada hem 2000 14 öncesindeki Ceberut Fethullahçı dönemde e, uygulanan yargı teknikleri ya da usulsüzlükleri hem de 2014'ten sonraki e, tümüyle AK Parti'nin domine ettiği yargıdaki usulsüzlükler hepsi bir arada e, işleniyor. O kadar ki e, bugünün kendisini FETÖ kahramanı, FETÖ ile mücadelenin kahramanı e, gören hakim-savcı elitiyle, yargı elitiyle, geçmişin hakim-savcı elitinin ittifak ettiği tek davalardayız. Yani bugün FETÖ'ye karşı savaşanlar dün savaşta yendiklerinin e, silahlarıyla ortak düşmanlarını savaşta öldürüyorlar. Savaşta yendiklerinden öğrendikleriyle. Öğrendikleriyle ve onların mühimmatlarıyla dünün ve bugünün ortak düşmanını boğmaya çalışıyorlar. Yine de bir fark olmalı ama galiba arada mesela FETÖ savcıları, FETÖ polisi... E delil uyduruyordu. Delil uyduruyor. Burada delil burada de sen uydurulmuş. Burada delil gördün mü? Hayır, burada kanaat var. Yani bu davada uydurulmuş delil de yok, delil yok. Bu dava delil yok. Çünkü kanaat yani var. Yani delil olmayan şeylere bu delildir Şimdi diyor, diyorlar yani. Şimdi geçmişin Fethullah döneminde yani, dönemde şöyle bir özellik vardı. Onlar e, yani usul hukukunu bir şekilde yerine getiriyorlardı. Yani usul vardı. orada ne gerekiyordu? Suçla suçlu arasındaki bağ kurmak gerekiyordu. E, onu da sahte delille, dijital delille kuruyorlardı. Yalan yalan tanıklarla kuruyorlardı. E, bugün ise bunların hiçbir yok. Usul hukuku da yok. Esas da yok. Zaten kanaat var. Ben senin darbeci olduğunu düşünüyorum. Ben, Süre, süreel bir durum. Evet. Delil olmayan bir evet. şeye bu delildir evet. diyorlar. Yani onu öyle yorumluyorlar. Sahte yani, bile değil. Sahte bile sahte değil bile yani. Değil. Ya bir de yani bir tutumu, bir yaklaşımı e, işte e, yorumlayarak oradan delil çıkarmaya çalışıyorlar şimdi. Osman Kavala'ya girsek, yani dediğim üzere bu bir tek bir dava değil. Davalar zinciri. Fakat bunun köküne gittiğimizde dünkü yargılamada karara itiraz eden şerh koyan hep tüm sanıklara beraat Osman Kavala'ya tahliye verilmesi gerektiğini savunan hakimin itirazına geliyoruz. Asıl her şey orada düğümleniyor. Diyor ki bu davanın tek delili telefon dinlemeleridir. Bu birincisi. İkincisi bu telefon dinlemeleri de suç örgütü kurmak ve yönetmen yönetmek suçlamasından yapılmıştır. Hükümet aleyhine karşı suç fiilinden yapılmamıştır anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve hükümete karşı işlenen suçlar da ancak 2014 yılında düzenlemeye girmiştir. Ancak bu dosyada düzenlemeye girdikten sonra yapılmış bir dinleme de yoktur. Dinlemelerin hepsi zaten bu düzenlemeden öncedir. Dolayısıyla ortada bir yasak delil vardır ve yargıtayın prensibidir. Zehirli ağacı meyvesi de zehirle kabul edilir. Bu nedenle yasak delil de delil niteliğinde değildir. Dolayısıyla dinlemeler dışında herhangi bir delil olmadığından bu dava yok hükmündedir. Temeli çürüktür bu davanın. Öz itibariyle budur. Şunu diyor. Öyle büyük büyük darbe, öyle büyük büyük casusluk iddialarının yüzüne bakmayın siz. Esasen ortada bir yargılamayı görecek. Hatta hatta bu kişileri bir saat bile göz altında tutacak pek tek bir delil bile yoktur. Peki var olduğu iddia edilen delilleri de zaten kim toplamıştır? Onu da 2013 yılının işte 10 Haziran, 16 Haziran tarihlerinde dönemin kudretli Fethullahçı savcısı Muammer Akkaş ile Fethullahçı polis müdürü Nazmi Ardıç toplamıştır. Sebebi ne? Onlar da o tarihte işte ittifak halinde oldukları hükümeti Gezi Parkı'nda yalnız bırakmamak, o ana kadarki kendilerince cemaate mahsus kazanımları korumak, hükümeti ayak tutarak korumak nedeniyle bu ipe sapa gelmez soruşturmayı açtılar. Bu soruşturmayı 2014'te ilk ben yazmıştım. Çarşı davasının dosyasından bulmuştum. Bu bir o zaman, bu, bu bunun özü şudur. Yani bugün neredeyse idam cezası olsa Osman Kavala'nın idam edileceği bu yargılamanın dayandığı soruşturmanın temeli şudur. Fet o dönemki Fetullahçı savcılar ve polis şefleri şunu iddia ediyorlar. E, dünyada e, işte e, Arap ülkelerinde bir işte devrim hareketleri başlamıştır. Bunlar okupay hareketi, işgal hareketiyle bilinmektedir. Sosyal medyada vücut bulmuştur. Bunun arkasında Sırbistan kökenli Otpor hareketinin lideri Ivan Maroviç vardır. Ivan Maroviç 2012 yılında Ot'te eylemlerini Facebook'tan desteklemiştir. Ama aynı zamanda 2012 yılında Kahire'ye gitmiştir. Mısır'a. Niye orada sisi olayları var? Aynı zamanda tiyatrocu Mehmet Al Alalbora da ve e, tiyatro ekibiyle Mısır'a gitmiştir Kahire'ye. Bunlar orada buluşmuşlardır. Ivan Moroviç onu şöyle etkilemiştir. Mehmet, e, Mehmet Ali sen git Türkiye'ye. Miminör adlı bir oyunu oyna. O oyunda bir otoriter lidere başkaldırıyı anlat. Sos Türkler bunu izlesinler ve, ve gezi ayaklanma çıksın. Ve Mehmet Ali Alabor'un döndüğünü, bu oyunu sergilediğini, bu oyunu izleyen insanların da gezide sokağa çıktığını iddia ediyor. Hmm. Kurguları... Ne kadar çok seyircisi varmış bu, bu oyunun. Ben o oyunu zaten bu haberlerle duydum. Ben onu duymamıştım böyle. Ama o günlerde Mehmet Ali Alabor'un gezide ne çıkması, işte mesele bir ağaç değil gibi tweetler atması nedeniyle bu onunla birleştirilerek bu kurgudan ipe sapa gelmez, gülünç, içler acısı, acınası bu kurgudan... Hı hı. E, 81'in 79'unda en az 5 milyon insanın sokağa çıktığı haftalarca süren... Ben, ben 80 diye biliyorum. 2 tane eksik. Varmış. Bayburt ve Elazığ galiba. 2 Ela tane eksik. 79 ilde, Avrupa il ve dünyayı sevmiyorum. 79 ilde 5 milyon insanın sokağa çıktığı haftalarca süren eylemi böyle ipes sapa gelme saçma sapan bir ile açıklamaya kalkıştılar. Bu soruşturma telefon dinlemeleriyle devam etti. Fakat dondu. Neden? Çünkü o günlerde AK Parti dershaneleri kapatmaya karar aldı. Fetullahçılar bunun üzerine Gezi'yi biraz için rafa kaldırıp o aynı savcı Muammer Akkaş, Gezi'yi soruşturan savcı Muammer Akkaş bu kez 17-25 Aralık soruşturmasına eğildi. 25 Aralık soruşturmasını yürütürken yakalandı zaten. Hatırlarsın adli yönünde bildiri dağıtıyordu bu savcı. Şimdi o günlerde bu soruşturma rafa kaldırılmıştı. Ne oldu? 2017 yılında bu kez 15 Temmuz'dan sonra iktidar Fethullahçı savcıların rafa koyduğu dosyayı yeniden indirdiler. Hangi savcı? 25 Aralık savcısı. Halbuki aynı iktidar 25 Aralık savcısı Muammer Akkaş'ın 17-25 Aralık'taki yolsuzluk tepeleriyle ilgili şöyle demişti. Bunlar hukuk dışı yollarla elde edildiler. Hukuk dışı yollarla elde edildiği için delil yerine konulamazlar. Onlara hukuk dışı diyen yargı tuttu aynı savcının elde ettiği Osman Kavala ve arkadaşlarının telefon dinlemeleri ilişkin tapelere hayır bunlar delil dediler. Dediler ki Esasen her ne kadar bunları Fethullahçılar toplamışlarsa da biz onları yeniden kıymetlendirmek suretiyle e, işte soruşturmaya konu ettik dediler. O 25 Aralık aynı savcının 25 Aralık'taki delillerine kumpas fakat Gezi Parkı'ndaki delillerine yeniden kıymetlendirme diyerek raftan indirdiler. O günlerde 15 Temmuz'un 15 Temmuz'un hemen ertesiydi. İşte yaygın bir olağanüstü hal dönemi vardı ve e, işte e, Osman Kavala işte serbest sahibi bir aktivist olmanın, yapayalnız bir aktivist olmanın bedelini de işte ödemek zorundaydı ve bunun karşılığında Osman Kavala ve Osman Kavala'yı Osman Kavala'yı tutukladılar ve bu soruşturma yönünün etrafında yeniden kurdular. Şimdi etrafına da baktılar ki ya bu adam paralı ama yani bir serveti var ama bu adamın bu eylemi çıkaracak hali yok. Buna bir en azından şey lazım. Bir heyet lazım, bir örgüt lazım. Kim Taksim Dayanışması o sırada da tesadüf Taksim Dayanışması davası beraatle bitmişti. Beraatle bitmiş, hı hı. itiraz da gelmemişti ve kesinleşmişti. Taksim Dayanışması yani Taksim eylemliklerini organize eden e, topluluktu. Kim vardı içinde? Mimar, Mücella yani ee, gezi direnişini organize eden deyim taksin eylemleri derken e, gezi parkının korunması Gezi çok doğru. Gezi parkının korunması edilmesi. ve oradaki işte çevre kıyımının önüne geçilmesini savunan bir de yani diyor. etkinlikler, girişimler evet, demek evet, daha iyi doğru. Ki düzelttim. Yani Şimdi, eylem deyince yanlış çevrilmesi arabaların e, falan. çok, çok dedim, falan. doğru söylediniz. Yani. Ve yani, aylar önce, geziden yani, yani, aylar önce başlamıştı. Çok önceden vardı. Çok önceden başlamıştı. Mimar Mücella Yapıcı, Avukat Can Atalay ve işte Tayfun Kahraman gibi e, kent planlaması, Ahim Kahraman gibi isimler bu soruşturmada yargılanmış ve beraat etmişlerdi. Ama Kızıl Milyoner Osman Kavala'yı örgüt lazım olduğu için o davanın sanıklarına bir de burada yargıladılar. Şimdi ben bu davanın mahkeme tanıdım, bildim. Muhafazakar heyetti. Ve Osman Kavala'ya biraz gıcıktılardı. Onun dış bağlantılı olduğunu düşünüyorlardı. Efal e, asasen dosyaya bakarken ceza vermek üzere masaya oturdular, beraat vererek kalktılar. Çünkü Osman Kavala'nın bu suçla ilgisi olmadığının kanaatine vardılar. İkincisi e, e Osman Masak'tan gelen raporda Osman Kavala'nın Gezi Parkı'nı değil Fransa etmek bir sandalye bile göndermediğini tespit ettiler. Yok böyle bir bağ dediler. Asıl şunu dediler. Bu hani hakim tek başına bir karar verdi ya. İşte dedi ya bu deliller yani delillerle bu dava görülmez. Aslında o iki yıl önceki ağır ceza mahkemesinin karar özetiydi. Asıl bu karar o heyet verdi. Dediler ki bu deliller çürüktür. Bu deliller dilintilinde değildir ve beraatine. Aynı gün Osman Kavala tahliye olması gerekirken bu kez geçmişte tahliye edilmiş olduğu kısa sürede tutup tahliye edilmiş olduğu o ipe sapa gelmez bir başka 15 Temmuz davasından tutuklandı. Ve o davanın iki sanığı var. Biri Amerika'da, ikincisi zaten Osman Kavala. Sırf Osman Kavala içeride kalsın diye bu kez başka bir davadan Darbeden beraat etmişti, casusluktan tutukladılar Osman Kavala'yı. Tek başına ve asli sanığı olmadığı bir soruşturmada yargılandı. Bu davanın delili ne? Delili ne? Bu davanın delili sözde üzerine Pensilvanya yazılı olan bir çan. O öyle bir çanın olmadığı iddia ediliyor yalnız. Yani bunun olması bile neyi değiştirirdi? Yani öyle bir çan var diye. Öyle bir çan yok. Evet. Yani İki... Bu çan tamamen bir e, uydurmadır evet. deniyor. Yani davaya bu anlamda bir baharat, bir şey sos katmak, katlılıyor. için. Ve bu dosyada e, davanın bir numaralı sanığıyla sadece ayaküstü bir yerde görüşmesi kanıt olarak gösterildi. Baktılar ki tek başına bir darbeyi yapacak, tek başına bir e, casusluk faaliyet yürütemeyen, bir casusluk faaliyetin ortasına yerleştirilemeyecek, sırf Osman Kavala'yı Gezi Parkı'nı finanse etti ve organize etti demek için Beraatmış otu olan daha beraatle sonuçlanmış olan Taksim Gezi Parkı davasını bozup buraya kattılar. Baktılar ki ya buna bir de sokak ayağı lazım. Bu böyle olmaz. Çarşı grubu davasını bozup onu da buraya bağladılar. Bu kez butik bir dava açtılar. Bu mühendislik var. diyeceğim, mühendislik dediğim. Ha bu. <laughs> bu 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 acayip bir şey. yani mühendislik, ya. Mühendislik saygın saygın bir kavram ya, ya Az yani. önce dedim ya abi hmm. bütün yani bu benim siyasi yaklamalarda tanık olduğum bütün hukuksuzluklar, bütün usulsüzlükler bu Osman ucu, Kavala bu. dava zinciri içerisinde yan yana geldi. Sonuç itibariyle hmm. ne oldu? Sonuç itibariyle Osman dün Osman Kavala hakkında müebbet hapis verildi. Osman Kavala İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde darbeden beraat etmişti. Sırf dışarı çıkmasın diye. Cumhurbaşkanı'nın da özel gayretiyle casuktan tutuklandı. İki yıl sonra casuktan beraat etti. Fakat beraat ettiği darbe davasından müebbet aldı. Bak, Yani bitmiyor. tam tam suçu e, hükümeti, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs TCK evet. 312. Yanında da bugüne kadar hiç ceza almamış, beraat etmiş e, aktivistleri, mücella yapıcıyı, Can Atalay'ı, Tayfun Kahraman'ı, Çiğdem Mater ki bu dava için Almanya'dan döndü. Kaçma şüphesi vardı, ya, onu da aldılar, tutukladılar. 7 tane saygın, yurtsever insanı da sırf Osman Kavala'nın ee, çarptırıldı Osman Kavala'ya müebbet ceza verilmesini zorla topluma kabul ettirmek için yedik tane saygın insanı da onunla beraber içeriye attılar. Bu çok açık bir biçimde ee, bir özet yaptım bağlayacağım. Ee, bu çok açık bir biçimde seçime bir yıl kala AK Parti iktidarının e, bundan sonraki bütün gücünü yasalardan alan muhalefeti muhalefete vereceği gözdağı operasyonudur. Bu açık bir gözdağı operasyonudur. Bundan sonra toplumsal muhalefet iktidarı değiştirmek yahut yani sistemi değiştirmek üzere Cumhurbaşkanı sistemi değiştirmek üzere mücadele ettiğinde, çaba gösterdiğinde bu dava bu torba dava, bu muhtemelen torba davaya da dönüşecek. Bu dava önünde bir şey gibi bıçak gibi duracak. Bu dava onun önünde bir tehdit olarak, bir göz dava olarak duracak. Türkiye'de AK Parti kendi ömrünü uzatabilmek için Türkiye'yi medeni dünyadan Türkiye'yi Avrupa Konseyi'nden ihraç ettirecek, medeni dünyadan koparacak bir radikalizme savrulmuş durumda. Türkiye medeni uluslararası hukuktan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden, Avrupa Konseyi'nden ve medeni dünyadan hızla kopuyor. Hızla kopmasının tek bir sebebi var. AK Parti'nin koltuğuna yapışmak, yapış mağduru ve oradan kalkma arzusu. Bu uğurda Türkiye demokratik devletler liginden düşürülebilir diye endişe ediyorum. Bunun bedeli de muhalefete denilecek. Denilecek ki Türkiye'de artık e, iktidarı değiştirmek üzere e, yola çıkanlar ve mücadele edenlerin önünde bir gezi parkı tehdidi ve gözdağı ve örneği olacak. Evet. Ee, çok çok güzel, başarılı bir e, özet e, yaptın. Ben de müteşekkirim sana. Umarım seyirciler de aynı Umarım şekilde... çok uzun tutmamışımdır. Hakkına göre. Yok yok. Hakkını vermen gerekiyordu. Teşekkürler. Şimdi böyle bir dava olabilemez dedik. Delil sözde delillere evet. bakarak böyle bir davanın oluşturulması mümkün değil. Gerçekten de ortada uydurulmuş delil de yok çünkü delil yok. yok. Real yani süreal bir durum var. Süreal durumda işte bu cep telefonuna bu cep telefonu değildir. Bu pipodur demem gibi bir şey. Bu pipodur diye ben bunu alıyorum. İşte koyuyorum dosyaya. Hani ner nerede pipo? İşte burada budur. Pipo diye gösteriyorum ve ama diyorlar bu cep telefonu ya bu pipo değil. Hayır bu bir pipo diyorsun. Ondan sonra ve bu pipo e, dur diyerek bir de hüküm kuruyorsun üstüne. Hadise hı hı. bundan ibaret. Öyle casusluk suçlaması. Hı hı. E, başlı başına öyle. Çünkü yani zaten işte beraat etmiş ama e, nasıl casusluk yaptığı da belli değil. Bazı istasyonun çakışması dışında hiçbir ortada değil. Yok. O zaten darbe suçlamasıydı. Derbe o da casusluk olmalı. değildi ayrıca. Şimdi ben de şu açıdan bakmak istiyorum bu konuya. Yani sen hukuken Böyle bir davanın olamayacağından söz ettin. Ben de siyaseten böyle bir davanın olamayacağından söz etmek istiyorum. Lütfen. O da şu, hem siyaseten hem ideolojik olarak hem de e, hem de işte yani, ahlaken böyle bir davanın olamayacağından söz etmek istiyorum. O da şu şimdi ilk, iktidar Gezi'yi kendisine yönelik, kendi bekasına yönelik e, bazı olaylar zincirinin başlat ilk halkası olarak görüyor. Böyle bir okuma, böyle bir anlatısı var. Diyor ki gezide başaramadıklarını diyor. 17-25 Aralık'ta. Evet. E, denediler. 17-25 Aralık'ta başar ile o başaramadıklarını 15 2006, Temmuz'da 15 Temmuz'a denediler. Ondan sonra e, 15 Temmuz'a başaramadıklarını bu sefer ekonomik darbeyle yapmak istiyorlar diye bir anlatı kuruyor. Halbuki bu anlatı tamamen içi boş, mesnetsiz bir anlatı. En sondan başlayalım, ee, çok kısa geçeceğim. Ee, ekonomik olarak ortaya çıkan tablonun sorumlusu iktidardır. Türkiye'nin kötü yönetimi, kötü ekonomi politikası. 15 Temmuz, 15 Temmuz 2016 başarısız darbe girişiminin e, olabilmesine yol açan koşulları hazırlayan Fethullahçıları kendisine ortak alan ve onların orduda ve poliste ve her yerde örgütlenmelerine, şebekeler kurmalarına ve operasyonel güce sahip olmalarına göz yuman da iktidardır. Değil mi? Ondan sonra 17-25 Aralık aynı şey. Polis polis istihbaratını ele geçirmelerine göz yuman Fethullahçıların ve ondan sonra yargıda da böyle bir operasyonel güce sahip olmalarına göz yuman ve bunu kullanan da iktidardır. Geliyoruz geziye. Gezinin alevlenmesi, gezinin patlaması, ortaya çıkmasına da iktidar neden olmuştur. İktidar yola çıktı. Aile odur. Kışkırtıcısı odur. Kışkırtıcısı odur, çok doğru. Kışkırtıcısı odur. En olayı kıvılcımı, mı? Yani yangını başlatan olaya gelelim. Ya siz, siz derken iktidarı ve onun e, emniyet güçlerini kastediyorum. Siz o gün orada gezi parkındaki çadırları yakmasaydınız parçalamasaydınız bunlar olmayacaktı. Bunlar olmayacaktı. Yani en başta bu. Ondan sonra günler boyu, iki gün boyunca devam eden sertlik neticesinde 1 Haziran'da o zaman Cumhur, o zaman yani başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan olayları önemsemeyip Magrip gezisine çıkmıştı yanılmıyorsam. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül emniyet güçlerinin çekilmesine e, alandan ön ayak oldu. Bu bir iki günlük e, emniyet güçleriyle göstericiler arasındaki sokak olaylarına da polisin aşırı şiddeti neden olmuştur ve ne olduysa yani vandalizm, çapulculuk falan diye kastettiği olaylarda işte e, belediye otobüslerine zarar verilmesi, bazı e, polis e, araçlarının orada terk edilmiş polis araçlarına zarar verilmesi vesaire o sırada oldu. Bu eylem, bu eylem özü itibarıyla özü itibarıyla barışçıydı. Emniyet güçlerinin devlet emniyet güçlerinin alanı terk etmesinden sonra da hiçbir şiddet olayı meydana gelmedi. Ta ki alana alanda hakkı. çok sınırlı yerlerde ve zaman diliminde şiddet eylemleri. İstanbul'da. Evet, İstanbul'da. Evet. Onun dışında zaten bu hadisenin bütün Türkiye'ye yayılması birkaç günlük süre içinde ve yayılması ve haftalarca devam etmesine de 2011'den itibaren 2011 seçimlerinde iktidarın %50'ye yakın oy almasından ileri gelen bir aşırı özgüven ve iktidarın aslında kendi otoriter, totaliter ruhuna, ideolojisine ve dünya, dünya görüşüne ve Türkiye'yi bu yönde değiştirme, dönüştürme arzusuna rücu etmesidir. Yani bütün aşırı bir özgüven gelmiştir iktidara. %50 arkamda zaten %50 lafı meşhur. Orada ben %50'yi zor tutuyorum bu evet. demesi. Bunun, bunun sonrasında 2011 ile geziye gelen geziye kadar süren 2013'e kadar çok ciddi baskıcı o döneme göre. Bu dönem aslında o dönemi belki mumla arıyoruz ama <laughs> yani ama o döneme... O gibi. günlerde sen televizyonlara çıkıyordun. Tabii ben ana ben, akım, ben, ben, akım diye bir şey vardı evet, ve ben evet. orada te. Halen vatan yazıyordum, yatan Milliyet'te yazıyordum, Adan'di Milliyet'te yazıyordum evet. yazıyordu. ve işte CNN Türk'te. Evet. Ondan önce Habertürk'te. Ondan öyle önce bir Türkiye önce, yani, öyle bir Türkiye. 2012'de ben, 2012'de ben TRT e, International'da program yapıyordum, TRT'de. <laughs> o TRT 6 mıydı? Evet neydi evet o zaman. evet. Öyle bir şeydi. Neyse, dağıtmayalım konuyu. Yok efendim iki ay yaş, yok efendim böyle işte gençlik festivalinde bira içilmesine karşı baskılar, yasaklar, şunlar bunlar. Gençliği aş aşırı bunalttılar. Şehre, şehrin İstanbul'a özellikle çöktüler. O anlamda çok mer merkezi olarak hiç danışmadan etmeden şehrin yapısını bütünüyle değiştirmeye dönük hareketler, adımlar atmaya kalktılar. Ve bu tabii hem sivil toplumun hem gençliğin hem de duyarlı bütün kesimlerin, aşırı tepkisini çekti. Yani Gezi Gezi Parkı'na yapılmak istenen neydi? Bir AVM'ydi. Bir Rüya Osmanlı İhya Osmanlı, hüya, Osmanlı evet. kışlası görünümlü bir AV, AVM, bir replika. Osmanlı kışlası replikası görünümlü bir AVM yapacak. Oradaki o bir nedir? O intikam eylemidir. Yani Taksim <laughs> Cumhuriyetin Cumhuriyetin sembol çok başarılı bir alan olmayabilir, güzel de bir alan olmayabilir ama tar tarihi bir alandır ve sembollerinin bulunduğu bir alandır. En başta Atatürk Antı, sonra Atatürk Kültür Merkezi, Gezi Parkı vesaire Taksim'i dönüştürerek kurmak istediği rejimin sembollerini or orada işte oraya koymak, yerleştirmek, inşa etmek vesaire ve de geçmişe dönük bir rövanşizm arzusu o da var. O çünkü 31 Mart vakası nın isyanın başladığı kışlalardan biri. En önemli kışla orası. Şimdi bu tür bir girişim tepki doğurmakta zaten zaman yani şey geçirmedi. Geçir, tepki doğurması kaçınılmazdı. Bunun üzerine de baskıyla gidince oldu bu. Şimdi iktidar bu olayı anlayamadı. Önce korkunç dehşete kapıldı. Yani kendisine karşı böyle bir direniş ve itirazın kitlesel bir itirazın ortaya çıkmasından Ondan sonra da durumu kontrol altına aldıktan sonra da burada kaybettiği bir e, ahlaki ve ideolojik üstünlük vardı. Bunu yeniden tesis etmek ve gezi direnişini gayrimeşru hale getirmek için e, çeşitli yollar, yöntemler aradı. Tabii ki e, silah olarak kullanmaya başladığı özellikle de 2014'ten sonra artık Fethullahçı, e, yargıç e, Fethullahçı yargı şebekelerinde tasfiyesinden sonra 2014'te başladı bu. 2014-15 artık eline geçirmişti, silah olarak kullanmaya başladı ve ondan sonra da işte gezi direnişini bir şekilde itibarsızlaştırmak, gayrimeşru göstermek, kriminalize etmek iyice ama amacıyla bu çıktı ortaya. Fakat şöyle bir açmazla karşı karşıya var. Şimdi geziyi kriminalize etmek için yargı yoluna başvuruyorsan, sanık lazım. Sanıklar da herhalde o gün 31 Mayıs'ta, 30 Mayıs'ta, 29'da başlamıştı galiba 30-31 Mayıs. 29 Mayıs, 30 Mayıs. 30 Mayıs işte 1 Haziran'da zaten alandan çekildiler. O gün, o günkü işte sokak aralarındaki sürtüşmeler, çatış olaylarda polis araçlarına zarar verenleri bulup tekrar 5 yıl sonra, 10 yıl sonra yargı önüne koymakla olmaz. Sivil toplum önderlerini özellikle koymak istediler. Ama onlar gezinin liderleri değillerdi. Bunu anlam anlamamaları şu, gezinin lideri yok. Evet. Bir merkezi de yok. Gezinin bir merkezi, bir merkezi yok. Gezinin yok, lideri evet. yok. İstediğin kadar sen gezinin lideri diye veya örgütleyicisi veya işte finansörü diye birilerini çıkar. Yok, gezinin finansörü yok. Bu iktidarın aklının almadığı şey bu. Belki aklı alıyor ama itiraf etmiyor belki de. Onu da bilemiyorum ama şöyle bir e, ideolojiye ideolojileri var. Yani her şey yukarıdan aşağı, hiyerarşik, herkes 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 bir üstünün vekili, herkes birine hesap veriyor ve birinin emirlerini uyguluyor, yukarıya doğru gidiyor bu hiyerarşi. Herkes herkesin ajanı yani, en üstte de en üstteki de işte artık dini politik şahsiyet. O da emirül müminin. O da belki o da işte göklerden alıyor yetkisini. Yani öyle böyle bir hiyerarşik bakış açısıyla bakıyorlar her şeye ve karşılarında gördükleri insanların da böyle olduklarını zannediyorlar. Böyle değil. Gezi, Gezi bu iktidarın ceberrut, baskıcı, özgürlük karşıtı, dışlayıcı, ötekileştirici tutum ve uygulamalarına karşı biriken öfkenin patlaması. Patladığıdır, patladığı andır dönemdir ve lideri yoktur. Lideri olmadığı için de Gezi davası olamaz. Gezi davasının Gezi davası diye bir dava ancak belki o gün polise çatışmalarda falan gözaltına alındıktan Onlar zaten görüldü e dava. Evet var. onları yargılarsınız. Bu zaten tür e, neyse kanundaki e, suçların kanundaki karşılığı, Yargılayın onları. Yargılarsınız. Ama böyle bir sanık işte Gezi'nin finansörüymüş, Gezi'nin örgütleyicisiymiş, lideriymiş. Böyle bir dava olabilemez. Yok. Olmaya çalış oldurmaya çalışıyorlar. Doldurmaya çalışınca da delil bulamıyorlar. Oradan hukuka gel geliyoruz. Çünkü hareket noktaları yanlış. Böyle bir böyle sanık yok ortada. Sanık bulamazsınız. Dolayısıyla Gezi yargılanamaz. Bu biraz bir yerde Don Kişot'un yel değirmenlerine saldırmasına benziyor. Yani e, Gezi'ye saldırmak Don Kişot'luktur. Çünkü bir ruha saldırıyorsunuz. Ruhlarla mücadele edemezsiniz. Hele yargı yoluyla ruhu sanık bir ruhu sanık sandalyesine oturtmaya kalkıştığınızda gülüş duruma düşersiniz. Yani e, siyaseten acıklı duruma düşersiniz. İşte bugünkü bugün olduğu gibi e, ortada gerçekten yargılanabilecek bir durum olsaydı, Hı -hı. yani gerçekten Osman Kavala veya bir başkası geziyi örgütlemiş olsaydı, en azından onun telefon konuşmalarından falan bir şeyler bulup çıkartabilirdiniz. Böyle bir şey de yapamadınız. Yok ortada bir yok, şey yok. hiçbir şey yok. yok. Gezi davası olan da değil. mümkün olmayan bir davadır. Evet. Gezi davası, Gezi davası ne felsefi açıdan, ne ahlaki açıdan, ne siyasi açıdan, ne de ideolojik açıdan kurulması mümkün olmayan bir dava. Hareket noktası, çıkışı yanlış. Dolayısıyla Geziyi savunanları yargılıyorlar. Geziyi savunanları da yargılayamazsınız. Çünkü Geziyi savunmak nasıl savunulduğuna bakar. Şiddeti övmedikten sonra Geziyi savunmak suç değildir. Evet. Şiddeti övmüyor ki. Yani şiddete zaten bunlar şiddet. Bunlar çok barışçı insanlar. Yani dolayısıyla bir de gezinin gezinin ruhuyla 2013'ten bu yana. Bak 9 sene olmuş. Hala bu kadar kavgalı olmaların nedeni şu. Teşhis edemiyorlar ama hissediyorlar etraflarında. Somut suç bulamıyorlar. Çünkü gezi Somut suç yok. Somut suç yok olsa zaten 9 yıldır yargılamıştı çoktan. Çoktan evet. çoktan bitmişti yok. yani. Bu bu e, havada asılı bir e, şey olmayan bir dava. Somut bir suç çok delil de yok. Ortada sanık yok. Evet. Böyle bir davanın sanığı olamaz. Evet. Tarihsel olarak bu imkansız. Şimdi ortada ama bir ruh var. Bu ruhu da kavrayamıyorlar, yakalayamıyorlar. Çünkü kavrayışları eksik. Ben söyleyeyim belki yardımcı oluruz kendisi. Gezi ruhu 2013'te e, Pazar günü yani 1 Haziran'da şeyi e, izleyen, bu e, alandan çekilmelerini izleyen bir sonraki ilk Pazar günü düzenlenen mitingde e, eskilerin tabiriyle müşahhas hale geldi yani somutlaştı. O da şuydu. Alanda HDP de alandaydı. Kadıköy'den gelen e, layık cumhuriyetçiler de alandaydı. Bir APO posteri vardı. PKK'lı gençler de belki, PKK sempatizanı gençler de vardı belki. APO posteri, küçük bir şey vardı. Öcalan o indirildi dışı, ama daha sonra. Öcalan o dışarı diye slogan attılar. APO dışarı, APO dışarı. 15 hı hı. dakika slogan attılar. Dışarıdan, oradan cevap gelmeyince sustular. Hiçbir şey olmadı. Evet, devam etti, gitti. Gezi'de, Gezi'de... E, muhalif Müslümanlar, muhalif İslamcılar vardı. LGBT vardı. Ulusalcılar vardı, sosyalistler vardı, Kürtler vardı. Herkes vardı Gezi'de. Hatta ve hatta bugün iktidarın peşinde takılmış olan Vatan Partisi de vardı. O zaman İşçi Partisi'ydi adı. Sonra 2015'te... Ülkücüler de vardı. Yanılmıyorsa... Ülkücüler ha? vardı. Ya 2015'te isimlerini değiştirdiler. Yeni döneme uyum sağlamak için 2015'te. Ülkücüler vardı. Ülkücüler vardı. Şimdi anarşistler vardı falan filan. Şimdi bu Gezi, Gezi, gezide Türkiye ilk defa bir ortak payda te, zeminde temelinde bu e, kendiliğinden ittifak etmeyi öğrendi. Hı hı. Ve bu ittifak etmeyi öğrenmek çok çok önemli bir gelişmeydi. Biz bunu bugün bugün millet ittifakında görüyoruz Gezi'nin ruhunu. Hı hı. Hı. Yani ondan sonra 2014 hani Ekmeleddin vakası olarak şanssız bir şekilde geçen e, zaman tarih Tarihe o ittifak denemesi başarısız ama önemli bir denemeydi. Daha sonra böyle devam etti. Ben burada. Evet. E, evet. Şimdi Kadir abi bu aynı zamanda bu dava silsilesi e, yani Osman Kavala dava e, silsilesi ve e, davalar zinciri e, başta ifade ettim hükümetin siyasi iktidarın yargıya açıkça müdahale ettiğinin en önemli kanıtı. Darbenin casusun kanıtı yok siyasete siyasete yargıya müdahalesinin kanıtı var. Çok hmm. açık kanıtı var. Osman Kavala davasını başından sonuna baktığında şunu görürüz: Yargı erki, hı, hı. kuvvetler ayrılığı gereği yürütmeden ve yasamadan ayrılması gereken yargı erki burada